kanalıma hoş geldin. Bugün birlikte Daniel Marka'nın, umarım doğru telaffuz ediyorumdur, bu makyajını yapacağız. Story'de size sormuştum yapmamı ister misiniz diye. Siz de istemiştiniz ve yüzümü nemlendirerek başlıyorum hemen. Fotoğrafta cildim mat durduğu için ben de mat bir fondöten tercih ettim ve makyaj videolarında mutlaka ki görmüşsünüzdür. Çoğunlukla fırça kullandığı için ben de Real Technique'in bu fırçasıyla uyguluyorum fondötenimi. Fotoğraflarda en dikkatimi çeken şey göz altlarının hep sarı duruyor olması. O yüzden bu kapatıcının 6 numarasını aldım gidip. Oldukça sarı ve aslında daha güzel kapatıyor diyebilirim. O yüzden normal makyajlarımda da tercih ederim bu rengi. Kendi süngeriyle uyguladıktan sonra da ıslak bir süngerle yediriyorum iyice kapatıcım. Bronzer adımına geçiyorum. Videolarının çoğunda sıcak tonlar kullandığı için ben de bu bronzeri tercih ettim ve yoğun bir şekilde uyguluyorum. Sadece yanaklarıma değil hem alnıma hem burnuma gelecek şekilde bol bol uyguluyorum. Allık olarak da tabii ki tupturuncu bir allık tercih ettim. Bunu da göz altlarıma daha yakın olacak şekilde bronzerımın üzerine doğru uyguluyorum. Tenimi bitirdikten sonra göz makyajına geliyorum. Yüzüme uyguladığım bronzer'ı karıştırma fırçasını alıp hafifçe iç tarafa doğru bir gölge veriyorum. Daha sonra eyeliner'ımı alıyorum ve çok da düzgün olmayacak bir şekilde şablon oluştursun diye çerçeveyi çiziyorum.
Sonra bu gri ve füme simlifarın birlikte bulunduğu tek palet olan Ribeye de Loup markasının bu minik paletini alıyorum. Ve önce açık renkten başlayıp dışarıya doğru uygulamaya başlıyorum. İkinci rengim olan füme simlifarı alıyorum. Bunu da biraz daha dışa gelecek şekilde minik minik uygulamaya başlıyorum. Yine palet hakkında da şunu söyleyeyim. Aslında görüyorsunuz yani çok pigmentli değil ama belki parmağımla uyguluyor olsam daha pigmentli olabilirdi. Sadece video için aldım. O yüzden bir daha kullanır mıyım? Bir daha bu renklere ihtiyaç duyar mıyım bilmiyorum ama far sürüyorsanız ve bu renkleri seviyorsanız bakılabilir. Dış köşeler için de böyle siyah ışıltılı bir far alıyorum ve yine aynı fırçamla diplere gelecek şekilde uygulamaya başlıyorum. Bu arada az önceki palete bir artı daha ekliyorum. Çünkü gördüğünüz gibi bu far çok fazla dökülüyor ama diğerinde öyle bir sorun yaşamadım hiç. Sonra boş bir fırçayla göz altlarıma dökülen farı temizliyorum. Burayı video koymamın tek amacı burnumun çok tatlı çıktığını düşünmem. Yoksa kesilirdi biliyorsunuz bu kısımlar. Sonra da eyelinerımın asıl şeklini vermeye geçiyorum. Bunun için liquid eyeliner kullanıyorum ama yanlış bir karar vermişim çünkü ucu oynak olduğu için beni çok zorladı, göreceksiniz zaten. Düzelte düzelte artık tamamlıyorum. Kirpiklerimi takıyorum ve üzerinden maskara geçiyorum hafifçe. Onu da kaşları çok fazla kalın olmadığı için sadece yukarıya doğru tarayıp minik minik dolduruyorum. Kiko'nun böyle tekli bir farı var. Melu'ya çok benzeyen bir highlighter olarak kullanıyorum. Ben bunu fotoğrafta çok fazla görünmediği için sadece burun ucuma uyguluyorum. Sonra da üzerinden bronzerımla bir tık daha geçiyorum. Daha sonra da rujuma geçiyorum. Bu ruju mazlı denediğimde fotoğraftaki görünümle aynıydı. Burada bir tık daha açık duruyor. Onu koyultacağız o yüzden. Sürüp geliyorum hemen. Koyulaştırmak için de Makeup Stone rujunu kullanıyorum. Parmağımı alıp hafifçe üzerlerine bastırıyorum ve makyajımı tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Başka kimin makyajını yapmamı istersiniz? Aşağıya yorum olarak bırakırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum.